Grafik Deolosu ile karşınızdayız. Bu kez Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, haftanın son işlem günü ve Grafik Deolosu'ndaki konularımız neler? Şeye bakacağız. Tarımcısı istihdam, tahvil getirileri. Biraz da bu tekrar yapay zeka konusu yeniden alevleniyor, ateşleniyor gibi gözüküyor. Bir de ona bakalım istersen grafikte. Geçtiğimiz yıl yapay zekanın sürükleyici etkisi vardı teknoloji hisseleri üzerine. Bunun yanı sıra bakıyoruz işte istihdam piyasasını yakın takip ettik. Fed politika faizli derken aslında grafik düellosu içerisinde bugün hepsini toparlayalım dedik ve grafik düellosu başlasın. İlk olarak tahvil yatırımcısı yumuşak inişe inanıyor. Aslında bu başlıkla birlikte hazırlamış olduğumuz grafikler söz konusu. Şimdi burada 3 tane eğriden bahsediyoruz aslında. 2 yıllık ABD 2 yıllık tarafta, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ama bunun yanı sıra bir diğer tarafta ise politika faizi Fed fonlaması. Şimdi burada %5'in üzerinde seyreden aslında kademeli bir şekilde faiz arttırım sürecini başlatan 2022 Aralık süreciyle birlikte kademeli bir şekilde faiz sürecini arttıran, faizleri arttıran Fed tarafındaki politika ile birlikte bunun öncesinde bir diğer tarafta enflasyonla mücadele içerisinde tahviller tarafındaki getiriler de yukarı yönlü, sert yukarı yönlü söz konusuydu. Fakat daha sonrasında özellikle Fed'in sona gelindiği inancıyla birlikte ve burada park edecek uzun bir süre yüksek kalacak ve ardından faiz indirimine giden bir süreçle birlikte karşı karşıya kalacağız şeklinde bir piyasa fiyatlamasıyla karşılaşınca otomatikman tahvil getirilerinde de iniş beraberinde gelmiş oldu. Sarı ile göstermiş olduğumuz çizgi 10 yıllık ABD 10 yıllık tahvil getirilerini gösterirken beyazla göstermiş olduğumuz çizgi ise ABD 2 yıllık arasındaki fiyatlamayı gösteriyordu. Şimdi Fed faiz arttırma sürecindeyken özellikle burada yukarı yönlü hareketleri de beraberinde gördük. Nitekim işte 2023 Mayıs ayında yükselişe geçen ABD 2 yıllık tarafta, 10 yıllık tarafta bir miktar daha sakin olduktan sonra Ağustos ve Eylül, Ekim dönemlerinde ise bir sıçramayı beraberinde görmüştük. Ta ki nereye kadar? Ta ki aslında bu faiz indirimleri senaryosunun net bir şekilde masaya konması ile birlikte burada da bir yumuşak iniş senaryosunu beraberinde getirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet, politika faizine baktığımız zaman yukarı yönlü hareket söz konusuydu. Burada %5,5'un üzerinde 5,25-5,5 bandında fiyatlama devam ederken tahvil getirilerinde ise aşağı yönlü bir kırılım söz konusu. Bakalım bu faiz indirim senaryoları tahvil getirilerinde ne kadar daha aslında cazibeyi arttıracak. Özellikle stratejistlerden de önemli açıklamalar geliyor. Sabah JP Morgan yıldız stratejisinin açıklamalarını da vermiştik. Tahvili öne çıkartıyor Burcu. Hemen aldım senden topu. Şimdi benim grafiğim zaten onunla ilgili. Hisse yerine tahvil ve nakit mi? Şimdi bu S&P 500'ün grafiği, S&P 500 endeksinin grafiği. Sarı ile burada işaret ettiğim çizgi şu anda genel anlamda S&P 500 için analistlerin verdiği hedef fiyatlar, yani 5000-5200 seviyelerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Aşağı taraftaki kırmızı grafik ise S&P endeksinde bu analistlerin yine hedef fiyatlarda gösterdikleri yine minimum seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Kolonovic ne dedi, onu bir aktaralım. JP Morgan'ın yıldız stratejisti Kolonovic özellikle gelecek yıl için hisseler için hisse yerine nakit ya da tahvil pozisyonu önerdiğini söyledi ve hisseler içinde kaybet durumu oluşacağını söyledi ve özellikle yine yıldız merkez bankalarının faiz indirmemesi durumunda hisseler için kötü bir yıl olacağını söyledi ve buradaki 2024 yılında parasal koşulların yumuşaması ve kalıcı rallinin oluşması öncesi piyasada düşüşü ve volatilite artışı görmemiz gerekiyor dedi. Aslına bakarsan bu Kolonov için bu söylemi sadece aslına bakarsan faiz indirimleri için değil,
bütün yıl içerisinde geçerli olacak bir söylem. Yani şöyle söylüyor, iyimser senaryoda hisse senetleri tahvil ve nakitten yalnızca sadece %5 daha fazla değer kazanabilir diyor. Kötümser senaryoda ise %20 de değer kaybedebilir diyor. Ve burada resesyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bağımsız olarak yine hisseler arasında yani riskli varlıklardaki risk ve ödül dengesi nakit ve tahvillerden daha kötü olacak yorumunu yapıyor. Biz genel olarak araştırma yayınlarında da seninle düello yayınlarımızda da bahsediyoruz. Sen de az önce söyledin. Özellikle 2024 yılı için bu getirilerin aşağı gelmesiyle birlikte daha iyimser bir tablo çiziliyor ama Kalanoviç kesinlikle buna katılmadığını söyleyebilirim. Evet, şimdi bakalım, elbette 2024'e dair yaklaştıkça senaryolar da güçlenmeye devam ediyor. Burcu, bugün tarım dışı istihdam günü, hatta haftanın en kritik günü. Önce göstergeleri aldık. JOTS tarafındaki veriyi aldık. ADP tarafındaki veriyi aldık. ADP ve tarım dışı istihdam arasındaki korelasyona bakacak olursak Aralık 2022'ye gittiğimiz noktada benzer bir veri oluyor. Beyazla göstermiş olduğumuz sütunda ADP tarafındaki istihdam verisi. Bunun yanı sıra maviyle gösterdiğimiz ise tarım dışı istihdam verisi. Ardından 2023 Ocak ayında ise tam tersi bir durum. ADP tarafında azalış ama bunu yani daha az bir artış ama büyük bir sıçrama tarım dışı istihdam verisinde yaşanmıştı. Genel olarak korelasyonlu ilgili gelen de bir veri olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında kez aynı şekilde. Fakat Eylül ayına gelindiği noktada Eylül ayında tarım dışı istihdam verisinin ADP'den çok daha hızlı arttığını görüyoruz. Bunun akabinde ise özellikle Ekim ayına gelindiği noktada, Ekim ayı tarafında ise bundan sonraki süreçte yine bir korelasyonun arttığını görüyoruz ama tarım dışı istihdam verisinin ADP'den bir miktar daha sınırlı da olsa fazla arttığını takip ettik. Bugün de baktığımız zaman özellikle beklentilere paralel gelen de bir veriydi ADP tarafında. ADP tarafını takip etmiştik. Bugün ise beklentiler nezdinde 183 bin net istihdam yaratması yönünde bir beklenti söz konusu. Tarım dışı ADP'yi karşıladık. ADP bir miktar da aslında burada yumuşak yavaş, daha doğrusu kademeli olarak iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etmişti Burcu. Tarım dışı istihdam verisi de bu kademeli soğumaya izin verecek mi? Yakından takip edeceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta Fed'in kararı öncesinde önemli ve oldukça kritik bir veri. Kesinlikle. Ben de haber akışlarında bir kritik bir haberi paylaşayım bugün. Onun öncesinde 3 tane aslında burada bir Nasdaq endeksi, Alphabet hissesi ve Microsoft hisselerinin yılbaşından bu yana performansını görüyoruz. Yapay zeka rallisi yıla damga vuran ralliydi. Nasdaq endeksinin de birlikte kendisiyle birlikte harekete geçirdi ve ciddi yükselişler gördük. Biz belli hisselerde muhteşem yedili diye bir kavram bu yıl içerisinde hayatımıza girdi. Ve bunun ilk öncüsü bu yıl Microsoft oldu. ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle aslında 2022'nin sonlarında sürmüştü ama performans 2023 yılına yayıldı. Onu izleyen Alphabet yani Google'ın çatı şirketi ise bu yıl bu savaştan, bu yarıştan geride kalmak istemedi ve en büyük ve en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanımladığı Gemini'yi piyasaya sürüyor. Bu 2023 yılı içerisinde bizim gördüğümüz yapay zeka rallisini büyük boyuta taşıyacak mı bilinmez ama en azından yapay zekayı işte bilgi çağının başındaki nokta olarak belki tanımlıyoruz. Çok kilit bir noktadayız şu anda ve bunun açılımlarını da görmeye devam ediyoruz. Öyle ki bir örnek paylaşacağım. Gemini'nin bir grafiğin ekran görüntüsünü alabildiğini ve araştırma yapmadan yüzlerce sayfayı analiz edebildiğini ve ardından tekrar grafiği güncelleyip örnekler sunuyor. Ve bir diğer örnek ise bir matematik ödevinin fotoğrafını analiz edilmesi ve doğru cevapları verip yanlış cevapları da göstermesi. Yani yapay zeka artık sadece ChatGPT ile değil örnekler çözmesi, grafikler hazırlamasıyla da hayatımıza giriyor ve belli ki endeksleri ve hisseleri de çok ciddi şekilde harekete geçiriyor Pelin. Bakalım, bol bol konuşacağız hem teknoloji tarafını hem de diğer koşulları diyelim. Bugün önemli bir gün dedik, tarım dışı istihdam günü, varlık fiyatları üzerinde dalgalanma da yaratılabilir diyelim ve biz Burcu Kıratlı ile birlikte grafik görüntüsünü noktalayalım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.